Elinde Türk lirası olanlar yeter artık döviz almayın. Ben size bu farkı ödeyeceğim. Kimin sırtından ödeyeceğim? 84 milyonun sırtından ödeyeceğim. Aslında işin özüne baktığınız zaman 300-500 bin tane zenginimiz için tırnak içinde zengin. Çünkü bizim 1 milyon TL ve üstü mevduat sahibimiz, mudi sayımız toplam 350 bin-360 bin düzeyindedir Nazanım. Yani bu ülkede 84 milyon vatandaş var, bankadaki hesabında 1 milyon liranın üzerinde. Parası, altını ya da dövizi olanların toplamı 350 bin kişi. Biz bu 350 bin kişi için 84 milyonu kefil ederek ve onların üzerine bu e, yükü yıkarak yeni bir sistem oluşturduk. Ha bunun başarılı olup olmadığını anlamanın yolu şu. Gerçekten bakmak lazım. Az önce siz grafikte gösteriyorsunuz. Gerçek kişiler yani bizim vatandaşlarımız şirketlerimiz değil vatandaşlar bireysel yatırımcı. Gidip gerçekten dövizini bozmuş mu? Geçtiğimiz haftaki rakamlar bize bunun böyle olmadığını söylüyor. 163 milyar dolar olan gerçek kişi döviz devriyat hesapları 164 milyara yükselmiş. Hala gerçek kişilerde döviz artışı var. Peki bu 100 milyar lira dedi ya Sayın Nebati 100 milyar liralık bir geçiş oldu. Nereden oldu bu geçiş? Elinde hala hazırda Türk lirası olan bankada TL olarak tutan. Bakın döviz olarak değil. TL olarak tutan vatandaş dedi ki madem devlet böyle bir imkan veriyor ben de TL'mi bu sistemin içine sokayım da hiç olmazsa döviz yukarıya doğru giderse ben de faydalanayım dedi. Yani bugün itibariyle aslında kuru korumalı mevduat sisteminin çalışmadığını görüyoruz. Bakın evet. altını çizerek söylüyorum. Kur korumalı mevduat sistemi diye ortaya koydukları ve büyük bir finansal mühendislik şaheseriymiş gibi anlattıkları sistem çalışmamıştır. Vatandaş ilgi göstermemiştir. Az önce Hurşit Hoca'nın dediği gibi mesele sadece finansal ya da ekonomik değildir. Mesele siyasidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan 84 milyon vatandaşın bugünkü iktidarın ekonomi politikalarına güveni kalmamıştır. Siyasi politikalarına güveni kalmamıştır. Hiç kimse cebindeki dövizi bozmamaktadır. Evet bakınca aslında iktidar kanadının da enflasyonla mücadeleyi bir kenara bıraktığını görüyoruz ve işte kur Haklısınız. korumalı mevduat sistemiyle de belki işte enflasyona karşı koruyacak bir şeye yöneltmek insanları daha da enflasyonun yükseleceğine dair bir beklentiye Doğru. sokuyor. Bu sefer de Doğru. sizin de bahsettiğiniz gibi döviz tevdiat hesaplarında yükselişi görüyoruz. Bir noktada da bir noktada değil aslında büyük bir nedeni de siyasete Tek adam rejimine olan maalesef güven bunalımı, güvensizlik diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman böylesine bir genişleme politikası, döviz kuruna ve enflasyona ne gibi bir etkisi olabilir? Daha da yükseltir mi? Ne dersiniz? Ben şöyle düşünüyorum. Aslında bu kararın açıklandığı 20 Aralık Pazartesi akşamı kararın açıklanmasından yani o meşhur kabine toplantısı ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamadan tahmin ediyorum yarım saat sonra ben bir canlı yayına bağlandım ve orada söylediğim şeylerin aynısı bugün de geçerli nazarım. Bu tür sistemler, bu tür kur korumalı mevduat sistemleri bir dolarizasyonu daha da arttırır. Artık herkes dolar bazında düşünür. Bütün az önce söylediğim fiyatlar, bütün ücretler dolara göre e, belirlenmeye başlar. Yani bu sistem dolarizasyonu Türkiye'de arttırmıştır. İkincisi bu sistem bakın enflasyonu demeyeceğim. Enflasyon beklentilerini arttırmıştır nazanım. Türkiye'de artık bu yeni sistemle yani kur korumalı mevduat sistemiyle ülkede dolarizasyon arttığı için birinci madde artık enflasyon beklentileri de yükselmiştir. Benim e, görebildiğim bizim yaptığımız hesaplamalar önümüzdeki 3 ay içinde biz üretici fiyatları enflasyonunun bugün %80 olan üretici fiyatları enflasyonunun %100'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz. Biz bugün %36 düzeyinde açıklanmış olan yıllık tüketici fiyatları enflasyonunun da %50'nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Çünkü artık Türkiye'de enflasyon dinamiği bozulmuştur. Bu arada tekrar altını çizeyim. Enflasyon siz de az önce Keynes'in sözüne referansta bulunarak söylediğiniz ve çok doğru bir söz o. Enflasyon hırsızlıktır. Kesinlikle. Vatandaşın cebindeki parayı tırtıklamaktır. Enflasyon haksız vergidir. Enflasyon zengini daha zengin, garibanı daha gariban yapan bir sistemdir. Enflasyon öngörülemezliktir. Enflasyon belirsizliktir. Enflasyon fakirden alıp zengine daha fazla vermektir. Gelir dağılımını, adaleti bozmaktır. Şimdi Böyle bir sistemle siz bir yandan dolarizasyonu bir yandan işte bu az önce söylediğim enflasyonist ortamı besliyorsunuz. Yalnız bir tane daha unsur var onun da altını çizmemiz lazım. Az önce söyledim 300-500 bin tane mevduat sahibi lütfedip dolar almasın diye ya da doları olanlar bir miktar dolarını bozsunlar diye şu yaratılan sistemin bütün yükü 84 milyon vatandaşın üzerine yıkılmaktadır Nazan'ım. Bu önemlidir. Bu siyasal olarak da, hukuki olarak da, insani olarak da adaletli bir sistem değildir. Yani şöyle düşünün, kur artışı önümüzdeki dönemlerde yeniden hızlandığında buradan doğacak fark, belki 50 milyar, belki 100 milyar, belki 200 milyar lira. Bu çeşitli senaryolar altında çalıştık biz. 250-300 milyar liraya kadar çıkabilir bir kur hata olması durumunda. Bunu 84 milyon vatandaş olarak bizler ödeyeceğiz. Bakın Türkiye'de bugün 500 bin kayıtlı çiftçimiz vardır. Tarım sektöründe 5 milyon istihdam vardır. Biz bu 5 milyon istihdamın olduğu tarım sektörüne devletin bütçesinden 2022 yılında 25 milyar lira ayırıyoruz. Ama bir kur hata olursa 300-500 bin tane mevduat sahibine 200 milyar, 300 milyar lira para aktarmak zorunda kalacağız. Bu adaletsiz bir sistemdir. Evet, e, siz de tarım demişken e, şunu da aktarayım. E, şimdi tarımda enflasyon %36 diyoruz ancak tarım desteklerindeki artış %12,5. Yani e, baktığımız zaman enflasyon artışının %3'üne denk geliyor Doğru. o kadarlık bir artış. Doğru. Yani çiftçi enflasyona ezdirilmiş oluyor hem... Aynen bir tarafta öyle. girdi fiyatları artıyor, bir tarafta maliyetler artıyor. Çiftçiye ödenecek desteklerde ciddi bir düşüş var. Enflasyon karşısında gitgide eriyor. Üretici desteğinin de baktığımızda ciddi oranda erimesi, üretimi de olumsuz etkileyecek i̇şte nedenlerin Nazanım, az, başında. Az önce, affedersiniz şunu ekleyeyim, az önce söyledim. Yani bu adaletsizlik işte, zengini daha zengin. Yani sen çiftçiye vermen gereken desteği, insanlar döviz almasın diye zengine verirsen, o ülkede gıda krizi yaşanır. Şimdi aslında dönüp pazarda gördüğümüz domatesin, biberin, patlıcanın fiyatının 15, 20, 25 liraya çıkmasının sebebi bunlara gitmesi gereken desteğin aslında 3-5 tane işte köprü müteahhidine 300-500 bin tane dolar zenginine gidiyor olmasıdır. Şimdi bizim bunu anlamamız lazım. Bu sistem işte o adaletsizlikten kastım oydu. Bir ton gübre 15 bin lira, Adamın zaten ektiği tarlanın dekarı 15 bin lira. Yani 10 ton gübre kullanmak için adamın tarlasının 10 dekarını satması gerekiyor. Bakın bu çok acıklı bir durum. Çok acıklı. Türkiye Tarımı bitiren Türkiye bir çok, durum aslında. Aynen öyle. Türkiye ağır bir gıda krizine, ağır bir gıda enflasyonuna doğru da gidebilir hiç istemem ama böyle bir açıkçası iklimin oluştuğunu düşünüyorum. Peki e, Sayın Özcan şunu sormak istiyorum size. Şimdi seçim sürecinden bahsediyoruz. E, muhalefet sürekli erken seçim diye bastırıyor iktidara. E, ancak e, seçim sürecinde enflasyonla mücadele ne kadar mümkün olacak? Yani aslında e, hükümet e, devralacak iktidara mı e, bırakmış oluyor bu yüksek enflasyon sorununu? Bunu merak ediyorum. Çok güzel bir soru bu. Çok teşekkür ederim. Bence enflasyonun... E ne olduğunu anlamayan bir siyasi irade tarafından yönetiliyoruz. Enflasyonun öneminin az önce o yüzden böyle büyük bir şeyle e, hani içim yanarak onu anlatmaya çalıştım. Enflasyon hırsızlıktır derken, kanunsuz vergi derken onu anlatmaya çalıştım. Karşımızda enflasyonun nasıl bir zehir olduğunu bilmeyen bir hükümet var. Şöyle bir benzetme yapmıştım belki denk gelip görmüşsünüzdür. Enflasyon şehir e, şehrin su şebekesine attığınız zehir gibi. Nasıl o zehir atıldığında şehir susuz kalır ve kurursa enflasyon da bir ekonomiyi kurutur, tarumar eder. Ama karşımızda bunu anlayan bir siyasi irade yok. Karşımızda biz finansal fiyat istikrarını bir tarafa bıraktık diyen bir cumhurbaşkanı var. Karşımızda faiz düşerse enflasyon da düşer diyen bir cumhurbaşkanı var. Karşımızda nas diyen, din diyen, diyanet diyen, yerlilik, millilik diyen ve bununla yaptığı bütün hataları örtmeye çalışan enflasyoncu, faizci bir iktidar var. Maalesef çok haklısınız. Bu ağır enkaz, bu ağır enflasyon enkazı, bundan sonraki ilk hükümetin en büyük problemlerinden bir tanesi olacak ve inanın enflasyonun çıkması çok kolaydır Nazanım ama enflasyonu düşürmek için vatandaşı ikna etmek bir o kadar zordur. Biz bunu yaşadık herkes 2002 döneminden sonra ne yaşadığımızı, enflasyonun nasıl bir zorlukla aşağı doğru geldiğini görsün. Maalesef enflasyonda çok büyük bir enkaz bizi bekliyor. Maalesef şu konulan yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle çok ciddi bir kamu maliyesi yükü bizleri bekliyor. Maalesef bankacılık sektörümüzün sağlığını ciddi şekilde bozabilecek politikalar nedeniyle karşımızda böyle bir yükle karşı karşıya kalacağız. Önümüzdeki dönemde hükümetin en önemli sorunları bu yoğun bakım hastası haline gelmiş ülke ekonomisini normalleştirip sonra tedavisine başlamak olacak. Yani biz önce şu yoğun bakımlı kalden kurtarmak zorundayız bu ülkeyi. Evet. Ee, Sayın Özcan az vaktimiz kaldı şunu sormak istiyorum. Gelecek Partisi olarak, Gelecek Partisi ileride iktidar ortağı veya iktidar e, olursa yapacakları nelerdir? Ekonomide bir modeli var mıdır? Ekonomiye temel e, yaklaşımı nedir Gelecek Partisi'nin e, parti nezdinde? Ya da e, bizi izleyenlerin belki ulaşabileceği, merak edenlerin e, görebileceği bir döküman var mı? Evet, Nazan, çok teşekkür ederim bu soru için de. 2020 yılının haziranı, biz 2019 Aralık'ta kurulduk. 2020 yılının Haziran ayında aslında daha 6 aylık bir partiyken